artık. O adamı da mı karın çağırdı peki? Hangi adam ya? Kimden bahsediyorsun sen? Çocuğumu kaçıran adamdan. Bugün yine gittim oraya. O adam geldi. Sen de tanıyor musun onu? Ertan, neler oluyor? Niye her gün yalanlar söyleyip evden çıkıyorsun? Niye bu kadar çok korumayla geziyorsun? Umut senin mafya olduğunu neden düşünüyor? Ya cevap ver bana ya, niye? Nurgül'cüğüm, sakin olur musun, ne olur? Sakin ol falan deme bana. Ne arıyor bu kamera salonumuzda ya? Allah kahretsin ya. Kafayı yiyeceğim, cevap ver bana. Kimsin sen Ertan, kimsin? Kimse kalmamış doktor. Oğlum Serhat inşallah Rusyalı'yı bulmuştur lan. Oğlum Serhat yaşıyor ya, gerisini boş ver. Hadi çıkalım oğlum. Dur be oğlum ya. Şu Rusyalı'nın bilgisayarına bir bakalım. Belki örgütle ilgili bir şeyler vardır ha. Oğlum herifleri duman ettik lan. Daha neye bakıyorsun? Hadi çıkalım. İyi de hücre evleri falan hepsi duruyor abicim. Dosyalar silinmiş. Hay kafama ya, ne salak herifim ben. Ya Rusyalı'dan daha başka ne bekliyordun ki sen? Hadi çıkalım, yürü. Şş. Hı? Arabayı nereye bıraktın? Şöyle yukarıya bıraktım. Şş. Serhat'ı beklemeden gitmeyeceğiz değil mi lan? Oğlum bekleyelim de kim bilir nerededir herif ya. Oğlum bak, sana söylüyorum. Serhat olmadan şuradan şuraya gitmem ha. Tamam oğlum, çıkalım yolda bekleyelim, Allah Allah. İyi, bak olur. Oğlum Serhat değil mi lan bu? Serhat! Abicim hoş geldin ya. Hoş bulduk. Gel lan gel, gel. Anlat bakayım oğlum, ne yaptı o 70 milyon evladı sana? Ha? Delirtmeye çalıştı, delirdim ben de. Nasıl yani ya? Uzun hikaye, sonra anlatırım. Ama önce Ertan'ı bulmamız lazım. Nurgül hala elinde. Rusyalı'yı geberttikten sonra bu telefonu aldım. Belki bir işimize yarayabilir. Ver bakayım. Sahi lan. Şş, ne yaptın ona? Ne yapacağım? Yarın sabah yerden kazırlar. Silindirle dümdüz ettim. Abicim Ertan'ın, Katerina'nın, herkesin numarası var burada ya. İyi işte. Ertan'ın yerini belki bu sayede bulabiliriz. Yani aslında 15 dakikalık işte, benim evde olmam lazım. Ya o kadar zamanımız yok oğlum. Baskın basanındır yapmamız lazım. Ya şey yapalım o zaman. Söyleyelim Şahingöz, halletsin. Tabii lan. Ya nasıl ulaşacağız? Zamanımız yok. Abicim sen yokken biz Şahin Göz'le muhabbeti bayağı ilerlettik ya, bak şimdi. Alo Şahin Göz. Sabaha kadar susacak mısın böyle Ertan? Neler olduğunu bilmek istiyorum.
Ben kiminle evlendim? Sen gerçekte kimsin? Güzel soru aslında. Ben kimim değil mi? Kimiz biz? Bu dünyada ne yapıyoruz? Falan filan. Bak bir insan eğer ben kimim diye soruyorsa kendine... aslında diğer insanların gözünde neyim, başkalarına ne anlam ifade ediyorum diye soruyordur. Ya? Eğer bunu soruyorsan bence bunun cevabını en kolay sen verirsin. Oyun oynamayı bırak. Çok basit bir soru soruyorum. Ben kiminle evlendim? Evlendin mi? Evlendiğini mi zannettin? Ne saçmalıyorsun sen? Şöyle anlatayım. Babanın gerçek baban olduğunu nereden bilirsin? Çünkü annen sana öyle anlatmıştır, değil mi? Gidip bunu araştırma gereği duymazsın. Sen eve gelen nikah memurunun gerçekten nikah memuru olup olmadığını araştırma gereği duydun mu hiç? Ha? Adamın biri geldi böyle, sana bir tane defter attı, sen de imzaladın gitti. Sen bana nikahımızın sahte olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Ya aynen öyle canım. Her şey sahteydi. Evlilik cüzdanımız da öyle. Biz bir nevi aslında seninle evlilik oyunu oynadık. Hayır. Böyle bir şey olamaz. Olamaz mı? Niye olmasın ya? Bal gibi de olur. Bir dakika, sen gerçekten benim seni sevdiğimi falan mı zannettin? Ya sen kendin demiyor muydun? Senin gibi bir adam benim gibi bir kadında ne buluyor diye. Doğru, hiçbir şey bulamadım. İçi boş, buzdolabı gibi bir kadınsın biliyor musun? Ben de açtım baktım buzdolabını, içerisi bomboş. Kapattım kapağı, çektim fişini. Peki neden böyle bir şey yaptın? Ya Nurgül, bana bu saatte ahiret soruları sorma bak. Ben sana bunların hepsini uzun uzun anlatırım. Şimdi gel yürü gidiyoruz. Bırak beni. Kızım yürü diyorum. Bırak kolumu be. Yürü gel buraya. Bırak beni ya. Git. Vardır biliyor musun? Hani insanlar ölürken hayatları film şeridi gibi gözlerinin önünden geçermiş ya. Seninki de geçiyor mu acaba? He? Ne seninkinin konusu? Dram mı komedi mi? Aa. Öğrenci hesabı. Kısa metraj.
Neredesin Katerina? Rusyalı. Öldü. Ne? Abicim Şahin Göz arıyor. Sesi dışarı ver. Şahin Göz ne yaptın abicim? Serhat orduysa bir geçmiş olsun demek istiyor. Sağ olasın Şahin Göz, sağ olasın. Ama sen şimdi beni boş ver. Sen ne buldun? Haberleri iyi. Ertan'ın yerini tespit ettim. Sinyal haritasını Nazmi'nin telefonuna aktarıyorum şimdi. Vay süpersin ya. Bu arada Ertan'ın telefonuna gelen bir aramayı da kaydettim. Dinlemek isteyeceğinize eminim. Yolla bakalım. Neredesin Katerina? Rusyalı. Öldü. Ne? Allah kahretsin Serhat'ın işidir kesin. Bana bak. Beni saklayacak bir yer bulman lazım. Tamam. Rusyalı'nın bir keresini götürdüğü hücre evini hatırlıyor musun? Oraya git ve beni bekle. Hangi hücre evinden bahsetti bu? Maalesef henüz bulamadım dadayla. Ne fark eder dadayla? Sen bas gaza. Ertan'ı elimizden kaçırabiliriz. Sinyal buradan geliyordu. Abicim herif telefonu burada ya. Allah belasını versin. Onu geberteceğim. Sen var ya gerçekten kötü gün dostusun Katerina. Yani sen olmasaydın şu anda harıl harıl ev arıyor olacaktım.
Senin gibi bir adam için saklanmak neden o kadar zor anlamadım. Vallahi ben tek olsam sorun yok da. Ama bak gel. Onu neden buraya getirdin? Senin saçma oyunların yüzünde Rusyalı öldü. Hala akıllanmadın mı? Rusyalı benim saçma sapan oyunlarım yüzünden değil, kendi dangalaklığı yüzünden öldü maalesef. 1000 tane komando ile Serhat'ı kaçırırsan bu büyük olay demektir. Ayrıca senin de Rusyalı'ya bayıldığını pek sanmıyorum. Bu kadını burada tutamazsın. Tutmayacağım zaten. Kısa bir süre için buraya getirdim. Anladın mı? Onunla ilgili değişik planlarım var. Ama sana söylemeyeceğim. Çok eğlenceli olacak. Çok garip bir adamsın Ertan. Garibim ama sevimliyim değil mi? Neyse sen şimdi onu bunu boş ver de sen bana şöyle gözlerden uzak bir tane depo bulabilir misin? Ne için? Söyledim ya Nurgül'le ilgili planlarım var. Şimdi anlatamam. Adamlarına söyle şu kızı alsınlar. Arabada zavallıcık soğuktan üşüyecek. Her zaman misafirlerimizi tuttuğumuz yere götürün. Kapıdan da ayrılmayın. Alın onu. Koşullanma deneyleriyle ünlüdür. Köpekleri eğitmek için et vermeden önce bir zil çalarmış. Bir süre sonra sadece zil çaldığında köpek et verileceğini düşündüğü için say yaktırmaya başlarmış. Seni de o köpek gibi eğiteceğim Serhat. Buradan kaçmaya çalıştığın her salakça girişim için elektriği yiyeceksin. Bir şeyler ye kendine gelirsin ya. Ha bak. Ben hemen yaptım sana. Ellerimle. Özlemişsindir lan. Ha portakal sıktın bende.
İyiyim oğlum, ben iyiyim. Bakmayın. Ne iyisin Allah'ın aşkına abi ya? Biraz önce kabus görüyordun lan. Serhat. Ya kardeşim. Hadi hele bir anlat ya. Ne yaptı o 70 milyon evladı sana? He, anlat. Böyle şey olur. Biraz rahatlarsın hem. Boş verin oğlum. Biz işimize bakalım. Bu Rusya'nın telefonundan bir ipucuna ulaşabiliriz belki. Beyler, bir şeyler yapmamız lazım. Nurgül'ün hayatı tehlikede lan. Ne oldu oğlum? Ya o işler biraz ters o ya. Nasıl ters olan? Ya biz seni buluruz diye şeye gittik. Nurgül'ün teyzesine gittik. Orada da işte bir tane komşuyla karşılaştık. Komşu da böyle Nurgül hakkında bir şeyler söyledi bize. Ne söyledi? Ya Serhat. Kardeşim. Ertan'la Nurgül evlenmiş lan. Tabii belki kızın suçu yoktur. Değil mi dayı? Yani belki kandırmıştır. Ertan bu yani. Biliyorum. Siz kimsiniz? Uslu dur. Ertan nerede? Ertan nerede? Aç kapıyı. Açın. Şerefsizi evine kamera yerleştirmiş. Her şeyi bana izlettirdi. Ya Nurgül'le sırf bu yüzden evlenmiş. Sırf bana bu şekilde işkence edebilmek için. Ay 70 milyonun evladı vay. Oha abicim ya. Yemin ediyorum oha ya. Bir şey söyleyeyim mi? Dünya üzerine acaba böyle bir gelecek mi bir daha? Ya bak. Allah belamı versin, bu şeytandan daha beter mahlukat ha. Şeytan bile bir insana kötülük ettirdikten sonra ben Allah'tan korkarım dermiş. Bu herifin bir gram Allah, din, iman korkusu varsa ben bu kellemi kesip sokaklara atacağım. Bu ne lan? O kadar çaresizdim ki orada. Bir an gerçekten delirecektim. O herif Nurgül'ün yanında ona dokunuyor, elini tutuyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum, öylece duruyorum. Kafamı vurdum, bağırdım, çağırdım. Abi bir şey soracağım ya. Senin bu boynundaki yara orada mı oldu? Bir an. Bir an gerçekten ölmeyi çok istedim doktor. Denedim de. Hoppala. Bir dakika dur. Ne diyorsun oğlum sen? Ama Ertan şerefsizi ona bile müsaade etmedi. Çünkü biliyor ki ne kadar çok uzatırsa ben o kadar çok acı çekeceğim. Şerefsiz. 70 milyonun evladı şerefsiz. Merve geldi, bir şeyler anlattı da. Yani Ertan seni görmesi için oraya getirmiş kızı.
Bayağı seni gördüğünde hakikaten kafayı yediğini zannetmiş ha. Oğlum yapacak bir şey kalmadı ki. Yani belki delirirsem Ertan bana üzülür, öldürür diye düşündüm. Yani sonra da içimden bir ses Allah'tan umut kesilmez dedi. Bir dakika ya. Peki sen nasıl kurtuldun kardeşim? Ha? Ya son birkaç gün zaten güya yemeden içmeden kesildim. Serum tedavisi yapmaya başladılar. İşte son gün işte serumu değiştirirlerken hücredeki komandoları bir şekilde indirdim, kaçtım. Sonra da siz yetiştiniz. Şimdi de şükür buradayım işte. Sen hiç merak etme kardeşim. Evet, o Ertan'ın yerine olacağız. Sen dert etme. Yok dadayla yok. Benim öncelikli derdim Nurgül. Ulan inşallah Ertan ona bir şey yapmaz be inşallah. Abicim zaten herif senin kaçtığını duyduysa garanti olarak kesin elinde tutuyordur onu ya. Bir şey yok yani. Tabii lan. Bak. Buraya yazıyorum. %1500 Nurgül yaşıyor. Sen rahat ol ya. Ulan Ertan'ın yaptığı her türlü şerefsizliği anlarım da... Ya Nurgül nasıl böyle bir adama kanar? Ya onun gibi birisiyle nasıl evlenir? Onu anlamıyorum işte. Abicim Nurgül nereden bilsin Ertan'ın kim olduğunu ya? Belli yılan gibi sokulmuş işte şerefsiz. Ya biliyorum muhakkak öyle olmuştur doktor. Muhakkak. Da... Ya Nurgül gerçekten sevmişse? Yapma, yok ya. Ya oğlum sen onu bunu bırak ya. Tamam sen gönlünü rahat tut. Ya bu Ertan köpeğini nasıl buluruz onu bir düşünelim. Ha abi Şahin Göz aradı. Katerina'nın telefonunda sinyal vermeyi kesmiş abi. Bu en son şeyde konuşmuş zaten. Senin Rusyalı'yı öldürdüğün yer var ya, orada konuşmuş. Aman diyeyim doktor. Bu telefon elimizdeki tek ipucu. Çalıştırsak sizi, gözünü seveyim. Tamam abi merak etme sen ya. Sen yemeğin ya ne bileyim portakal suyunu iç, biraz dinlen. Merak etme biz Dadaylı ile peşindeyiz işin, tamam? Biz aşağı iniyoruz. Gel. Ne haber eski karıcığım? Bak acıkmışsındır diye sana sandviç getirdim. Ama böyle yaparsan olmaz. Allah belanı versin senin. Katil herif. Teyzeni söylüyorsan eğer onu isteyerek öldürmedim tamam mı? Arkamdan birden çıktı korktum. Tavayla saldırınca da nefsi müdafada bulundum. Pis şerefsiz! Neden yaptın bunu? Neden? Usta durmazsan anlatamam. Bir de kadına kalkan eller kırılsın derler. Gel de böyle kadına el kaldırma. Sen çocuğumu öldürenleri tanıyordun değil mi? Bütün bunların Serhat'la bir bağlantısı var. Aferin sana. Aslına bakarsan seninle geçirdiğim şunca zaman boyunca... ...acaba Nurgül ne zaman foyamı meydana çıkaracak? Oynadığımı ne zaman anlayacak dedim. Ama kabul et. İtiraf et, iyi oynadım değil mi? Ne yaptı Serhat sana? Yaptıklarının cezasını benden ve çocuğumdan mı çıkardın? Vallahi evet. Maalesef biraz öyle oldu. Geberdiğini göreceğim inşallah. Geberdiğimi göreceğini hiç sanmıyorum ama... ...sana Serhat'la ilgili birkaç bilgi vermem şart. O eski kocan bizim ailemize polis olarak sızmıştı. Ya haberin yok senin. Ondan sonra bir hatlar karıştırdı, çekti gitti kaçtı. Yıllarca onu aradık biz. Meğerse Sivas'a gitmiş, seninle evlenmiş işte. Onun yüzünden kaçırdınız çocuğu. Onu öldürdünüz. Hayır, senin çocuğunu ben öldürmedim Nurgül.
Doğru. Çocuğunu kaçırdım, evet. Ama Serhat teslim olsaydı bütün bunlar olmayacaktı. O ne yaptı salak? Kaçtı gitti. Baba! Geldim oğlum, buradayım. Korkma. Ben korkuyorum baba. Korkma oğlum, geldim, ben buradayım. Şimdi alıp seni annene götüreceğim. Ben korkuyorum, yanına geleceğim. Hayır, hayır oğlum, sakın gelme. Sakın. Baba korkuyorum, yanına geleceğim. Olmaz, sakın gelme. Kalkma, çök. Baba. Sakın gelme. Ömer! Ömer! Ne yaptın lan? Niye vurdun çocuğu? Ben vurmadım Ertan Bey. Zaten mermim gitti. Senin çocuğunu Merve'nin evinde gördüğün o adam öldürdü. Ben değil. Tetiği kimin çektiğinin ne önemi var ya? Siz öldürdünüz çocuğumu. Anlayabilirsin belasını. Nasıl kırdınız onu küçücük? Zırlayıp durma be. Eğer teslim olsaydı bütün bunların hiçbiri olmayacaktı diyorum sana. Benim günahım neydi peki? Çocuğumun teyzemin günahı neydi? Serhat'ta derdim varsa onu halletseydin. Satranç diye bir oyun vardır Nurgül'cüğüm, bilmiyorum bilir misin? Şahı kıpırdayamayacak hale getirme şahmattır. Şah en güçlü taştır, piyonsa en zayıf. Tahmin edeceğin üzere Serhat burada şahtı, sen de maalesef piyon. Seni kullanarak onu kıpırdayamayacak hale getirdim, anladın mı? Ve inan bana, bütün o günler boyunca hayatımın en zevkli günlerini yaşadım. Ha bu arada da eski kocan seni beni onu tıktığım hücrede izliyordu. Ne? Hani sen bana hep sürekli sorup duruyordun ya, bu kameralar ne? Ne iş yapıyorlar bu evde diye. O kameraları oralara ben koydurdum. Sonra da Serhat'a dedim ki, eğer Nurgül'ü kurtarmak istiyorsan gel buraya teslim ol. O da tabii tıpış tıpış geldi. Sonra da senin beni her halimizi canlı canlı o hücrede izledi. Hem de kafasını duvarlara vura vura. Bir görmeliydin halini. Ne yaptın ona? Onu da öldürdün değil mi? Yok, öldüremedim. Kaçtı gitti. Muhtemelen seni falan arıyordur hala herhalde bir yerlerde. Ya baksana, senin bana aslında teşekkür etmen lazım be. Ha? Hani senin hayatta en çok nefret ettiğin adam Serhat'tı, ne oldu? Bak, senin de intikamını aldım ulan. Öldüreceğim seni. Gözlerinin içine baka baka teyzemi öldürdüğün gibi. Çocuğumu öldürdüğün gibi öldüreceğim. Yemin ederim yapacağım bunu. Aferin sana. Mıy mıy edip yerlerde sürünerek zırvalasaydın ben seni gebertirdim, yemin ederim. Ama karakterli kızmışsın ha. Hoşuma gitti. Ayrıca şu Serhat'la arandaki aşk da hala gözlerimi yaşartıyor. Onun için size son bir şans vermeye karar verdim. Sevenleri ayırmayayım diyorum. Aşkınız bana ilham veriyor ulan. İyi ki varsınız be. Sessiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.